bismihi subhane ve immi şeyin illâ yusebbihu bihamdi. Aziz, sıddık, mübarek kardeşlerim. Sizlerin bu bayram manevi hediyeniz bayramımı öyle bir tebrik etti ki binler kederim olsaydı silerdi. Bin barek Allah. Böyle bir zamanda böyle ihlaslı sadakat, liveçillah uhuvvet ve fi sebilillah muavenet ancak Ali himmet sıddikinlerde bulunur. Halık Zülcelal'e hadsiz hamd ve şükür olsun ki sizin gibileri Kur'an-ı Hakime hadim ve Risale-i Nur'a şakirt eylemiş. Hüsrev kardeş, senin umum kardeşlerin namına bayram tebriği hesabına başta Kur'an'ın baştaki çok şirin ve güzel cüzleri olarak mektubatın kısmı azamını hediye etmekliğiniz bin tebrik hükmünde oldu bin Allah Küçük Ali kardeşim, senin büyük manevi hediyen beni cidden çok şaşırttı. Çok mütehayyir etti. O mükemmel yazılar, büyük Ali'nin yoksa küçük Ali'nin mi bilemedim. Benim için yeniden dünyaya bir Abdurrahman, bir lütfü gelmiş gibi büyük hafız Ali'nin sisteminde bir kahraman yardımcı ve iki mübarek ve halis ve kıymettar Mustafa'ların elinde bir elmas kılınç, Buranın fetinde benim gibi bir acizin muavenetine koşuyor gördüm. Maşallah. Büyük Hafız Ali'nin nurani ve büyük fabrikası kule önünü de içine almış gibi aynı kalem, aynı tarz, aynı iktidar göstermişsin. Risari-i Nur'un tam kıvametine yakışacak nakışlarla murassa elbise giydirmişsiniz. Aziz Sıttık kardeşlerim, bayramınızı tebrik ve hizmetinizi takdir ve muvaffakiyetinize dua ederek Halik Rahim'e hadsiz şükrederim ki sizler gibi sebatkar ve fedakar kardeşleri Risaletun Nur'a sahip ve naşir yapmış. Ben sizleri düşündükçe ruhum inşira ve kalbim ferahlarla dolar. Daha dünyadan gitmek benim için medare teessüf olamaz. Sizler kaldıkça ben yaşıyorum diye mevte dostane bakıyorum ecelimi telaşsız bekliyorum. Allah sizden ebeden razı olsun. Amin, amin, amin. Kardeşlerim, size latif bir hikaye. Bir zaman barladı bir zat, ağaçtan bir kutuda cevizli bir tatlı bana göndermişti. Mukabilini verdiğim o bir buçuk kilo lokmalardan her gün altışar tane ben kendim yerdim ve bazen o kadar ve daha ziyade başkalara teberrük olarak verirdim. Sıddık Süleyman bu hadiseyi belki tahattür eder. Bir aydan ziyade devam etti. Sonra merhum Galip Bey ile hesap ettik. Onun 5-6 misli bereket içinde olduğuna kanaatimiz geldi. Ben o vakit dedim. Bu zatta ehemmiyetli bir bereket, bir ihnas var. Şimdi tahmin ve tahattür ediyorum ki o zat Hacı Hafız imiş. O acip bereketin şimdi sırrı çıkmış.'' Elhamdülillahi hâzâ min fadli rabbi. Nur fabrikasının sahibi Hafız Ali'nin ve mübareklerin köyleri ortasında duada Sav köyü mevki almış. Tam bir senedir ahya yüzünden envat dahi hisse alıyorlar. Risaletün Nur'un hizmetinde ekser şakitleri birer nevi keramet ve ikram-ı ilahi hissettikleri gibi bu aciz kardeşiniz çok muhtaç olduğu için çok nevilerini ve çeşitlerini hissediyor. Ve bu sıralarda bu havalideki şakitler yeminle itiraf ediyorlar ki biz nurun hizmetinde çalıştıkça hem maişetçe hem israati kalpçe bir genişlik, bir ferah, zahir bir surette hissediyoruz. Ben kendimce o kadar hissediyorum ki nefis ve şeytanım dahi o bedahete karşı hayret ederek sustular. Biliniz ki bir seneden ziyadedir. Ben duada risalet Nur'un şakitlerinin risalelerle alakadar olan ezvaç ve evlat ve valideynlerini dahi dahil ediyorum. Bunun bir sebebi başta sabri olarak orada burada bazı zatlar çoluk ve çocuklarıyla daireye girmeleridir. Adaleti ilahiye, İslamiyeti ihanet eden mimsiz medeniyete öyle bir azabı manevi vermiş ki bedeviliğin ve vahşiliğin derecesinden çok aşağıya düşürmüş. Avrupa'nın ve İngiliz'in 100 sene ezvaka medeniyesini ve terakki ve tasallut ve hakimiyetin lezzetlerini hiçe indiren mütemadi korku ve dehşet ve telaş ve buhran yağdıran bombaları başlarına musallat etmiş. İşte böyle bir zamanda en lüzumlu, en ehemmiyetli, en birinci vazife imanı kurtarmak olduğundan bu zamana ve bu seneye bakan Beşareti Kur'aniye ve fadlen kebira fadrullah'i Yu’tihi men ayetlerin müjdesi en büyük bir fütuhat suretinde risaretin nurun manevi fütuhat-ı imaniyesini gösteriyor. Evet, bir adamın imanı ebedi ve dünya kadar bir mülkü ü baki'nin anahtarı ve nurudur. Öyleyse imanı tehlikeye maruz her adama, bütün küreyi arzın saltanatından daha faydalı bir saltanat, bir fütuhat kazandıran risalet Nur, elbette bu ayetlerin, bu asırda, bu beşaretlerinin kasti bir medarı nazarlarıdır. Nur ve gül fabrikalarının hademe ve sahipleri, insanın başında iki göz gibidir. Zahiren ikidir, fakat bir görürler ahvel şaşı gözlü iki görür. Lilla hamd bu iki cereyanı nurani kemali ittihattadırlar. Bismihi subhane ve immi şeyin illâ yusebbihu bihamdih. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh bi adedi daqaiqil firak. Aziz, mübarek, sıddık, sadık, ruhum, canım kardeşlerim. Sizin beni çok mesrur eden son mektubunuza Isparta yoluyla cevap vermediğimin sebebi benim Isparta merkeziyle olan münasebetime buraca çok dikkat edilmesidir. Hem öteki yolda size gelinceye kadar Risaret-i Nur'un müteaddit merkezlerinin istifadesidir. Hüsrev kardeş, son mektubumda demişim. Hüsrevlerin valideleri sebebiyet verdiler ki, bir seneden ziyade bir vakitten beri bütün talebelerin peder ve valideleri duaya dahil olmuşlar. Sakın yanlış zannetmeyiniz. Senin validen gibi on seneden beri risalet Nur'un has şakitlerinin dairesinde bulunan orada çok ahiret hemşirelerim var. Onlar yeniden başkalarının duaya dahil olmalarına sebep olmuşlar demektir. Size risalet Nur'un kerametinin bu havalide zuhur eden çok tereşşuhatından bir iki hadise beyan ediyorum. Birisi Hatip Mehmet rahmetullahi aleyh namında ciddi bir ihtiyar talebe ihtiyar risalesini yazıyordu. Ta 11. ricanın ahillerinde ve merhum Abdurrahman'ın vefatının tam mukabilinde kalemi La ilahe illa hu yazıp ve lisanı dahi La ilahe illallah diyerek Hüsnü Hatimi'nin hatemiyle sayfeyi hayatını mühürleyip Risaretun Nur talebelerinin imanla kabre gireceklerine dair olan işari beşareti Kur'aniyeyi vefatıyla imza etmiş. Rahmetullahi aleyh rahmeten ve siyeten. İkincisi, sizin telifiniz olan fihristenin tasiyinde bir müstensihin noksan bıraktığı bir sayfeyi tahsine dedim yaz. O da yazmaya başladı. Simsiyah bir mürekkepten ve temiz kalemle birden yazdığınız ikinci cilt fihristenin makbuliyetine hüccet olarak o siyah mürekkep güzel bir kırmızı suretine aldı. Ta yarım sayfa kadar bu garip hadiseye taaccüp edip bakarken o mürekkep simsiyaha döndü. Sayfenin öteki yarısı aynı kalem, aynı hokka tam siyah yazıldı. Bir zaman Barla'da, bağlardaki köşkte Şamlı, Mesut ve Süleyman'ın müşahadesiyle aynı hadiseyi başka şekilde gördük. Şöyle ki, ben sevmediğim için siyah bir mürekkebi kısmen döktüm. Birden mütebakisi çok beğendiğim güzel bir kırmızıya tahavvül etti. risalet Nur'un katiplerini şevklendirdi. Gözümüze silsile-i kerametin bir ucunu ve bir tereşuğunu gösterdi. Ahiret kardeşlerime mühim bir ihtar. İki maddedir. Birincisi, Risale-i Nur'a intisap eden zatın en ehemmiyetli vazifesi onu yazmak veya yazdırmaktır ve intişarına yardım etmektir. Onu yazan veya yazdıran Risale-i Nur talebesi ünvanını alır ve o ünvan altında her 24 saatte benim lisanımla belki 100 defa bazen daha ziyade hayırlı dualarımda ve manevi kazançlarımda hissedar olmakla beraber, benim gibi dua eden kıymetdar binler kardeşlerin ve Risale-i Nur talebilerinin dualarına ve kazançlarına dahi hissedar olur. Hem dört vecihle dört nevi ibadeti makbule hükmünde olan kitabetinde, hem imanını kuvvetlendirmek, hem başkalarının imanlarını tehlikeden kurtarmasına çalışmak, hem hadisin hükmüyle bir saat tefekkür, bazen bir sene kadar bir ibadet hükmüne geçen tefekkür-i imaniyi elde etmek ve ettirmek, hem hüsn hattı olmayan ve vaziyeti çok ağır bulunan üstadına yardım etmekle hasenatına iştirak etmek gibi çok faydaları elde edebilir. Ben kasemle temin ederim ki, bir küçük risaleyi kendine bilerek yazan adam, bana büyük bir hediye hükmüne geçer, belki her bir sayfası, bir okka şeker kadar beni memnun eder. İkinci madde. Maat Risari Nur'un imansız ve emansız cin ve ins düşmanları, onun çelik gibi metin kalelerine ve elmas kılınç gibi kuvvetli hüccetlerine mukabele edemediklerinden, çok gizli desiseler ve hafi vasıtalarla haberleri olmadan yazanların şevklerini kırmak ve fütur vermek, ve yazıdan vazgeçirmek cihetinde şeytancasına hücum edip darbe vuruyorlar. Hususan burada ihtiyaç pek çok ve yazıcılar çok az ve düşmanlar çok dikkatli, kısmen talebeler mukavemesiz olduğundan bu memleketi onurlardan bir derece mahrum ediyor. Benimle hakikat meşrebinde sohbet etmek ve görüşmek isteyen adam hangi risaleyi açsa benimle değil hadimi Kur'an olan üstadı ile görüşür ve hakaiki imaniyeden zevkle bir ders alabilir. Manevi bir ihtar ile bir iki ince meseleyi size yazıyorum. Birincisi, geçen Ramazan-ı Şerif'te ehli sünnetin selamet ve necati için edilen pek çok duaların şimdilik aşikare kabulleri görünmemesine hususi iki sebep ihtar edildi. Birincisi, bu asrın acip bir hassasıdır. Haşiye yani elması elmas bildiği halde camı ona tercih eder. Bu asırdaki ehli İslam'ın fevkalade safterunluğu ve dehşetli canileri de âli cenab affetmesi ve bir tek haseneyi ve binler seyyiatı işleyen ve binler manevi ve maddi hukuki ibadı mahveden adamdan bir tek haseneyi görse ona bir nevi taraftar çıkmasıdır. Bu suretle ekalli kalil olan ehli dalalet ve tuyan saftil taraftar ile ekseriyet teşkil ederek ekseriyetin hatasına tereddüb eden musibet-i devamına ve idamesine belki teşdidine kaderi ilahiye fetva verirler. Biz buna müstahakız derler. Evet, elması bildiği halde ahiret ve iman gibi yalnız zarureti kat'iye suretinde şişeyi, dünya ve mal gibi ona tercih etmek ruhsat-ı şer'iye var. Yoksa küçük bir ihtiyaçla veya heves ile veya tama ve hafif bir korku ile tercih edilse eblehane bir cehalet ve hasarettir, tokada müstahak eder. Hem Ali Cenab-ı affetmek ise yalnız kendine karşı cinayetini affedebilir.'' Kendi hakkından vazgeçse hakkı var. Yoksa başkaların hukukunu çiğneyen canilere afuvkarane bakmaya hakkı yoktur, zulme şerik olur. İkinci sebep, yazmaya izin olmadığından yazılmadı. İkinci mesele, kardeşlerim Eskişehir hapishanesinde ahir zamanın hadisatı hakkında gelen rivayetlerin tevilleri mutabık ve doğru çıktıkları halde, ehli ilim ve ehli iman onları bilmemelerinin ve görmemelerinin sırrını ve hikmetini beyan etmek niyetiyle başladım. Bir iki sayfa yazdım, perde kapandı, geri kaldı. Bu beş senede beş altı defa aynı meseleye müteveccü olup muvaffak olamıyordum. Yalnız o meselenin teferruatından bana ait bir hadiseyi beyan etmek ihtar edildi. Şöyle ki, Hürriyetin bidayetinde risale Nur'dan çok evvel kuvvetli bir ümit ve itikad ile ehli imanın meyusiyetlerini izale için istikbalde bir ışık var, bir nur görüyorum diye müjdeler veriyordum. Hatta hürriyetten evvel de talebelerime beşaret ederdim. Tarihçi hayatımda merhum Abdurrahman'ın yazdığı gibi sünuhat misüllü risalelerde dahi ben bir ışık görüyorum diye dehşetli hadisata karşı o ümit ile dayanıp mukabele ederdim. Ben de herkes gibi o ışığı siyaset aleminde ve hayat-ı içtimaiye İslamiye'de ve çok geniş bir dairede tasavvur ederdim. Halbuki hadisat-ı beni o gaybi ihbarda ve beşarette bir derece tekzip edip ümidimi kırardı. Birden bir ihtar gaybi ile kat'i kanaat verecek bir surette kalbime geldi. Denildi ki, ciddi bir alaka ile senin eskiden beri tekrar ettiğin bir ışık var, bir nur göreceğiz diye müjdelerin tevili ve tefsiri ve tabiri sizin hakkınızda belki iman cihetiyle alemi İslam hakkında dahi en ehemmiyetlisi Risale-i Nur'dur. Bu ışıktır seni şiddetle alakadar etmişti. Ve bu nurdur ki eskide de tahagül ve tahmininle geniş dairede belki siyaset aleminde gelecek mes'udane ve dindarane haletlerin ve vaziyetlerin mukaddimesi ve müjdecisi iken bu muaccel ışığı o müeccel saadet tasavvur ederek eski zamanda siyaset kapısıyla onu arıyordun. Evet 30 sene evvel bir hissi kablel vuku ile hissettin. Fakat nasıl kırmızı bir perde ile siyah bir yere bakılsa karayı kırmızı görür, sen dahi doğru gördün fakat yanlış tatbik ettin, siyaset cazibesi seni aldattı. Bismihi ve immi şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bi adedi aşirati tekayiqi umrikum fid dünya vel ahira. Amin. Aziz Sıddık kardeşlerim ve hizmet-i Kur'aniye'de muktedir kuvvetli arkadaşlarım. Bu defa memulüm fevkindeki kaleminizde manevi hediyeniz ispat etti ki ihtiyar, zayıf, aciz bir sayit yerine genç, kavi, iktidarlı çok sayitler sizlerde vardır. Aynı ruh, aynı ifade, aynı iman. Hadsiz şükür ve sena olsun ki Rabb-i Rahim sizleri risalet Nur'a hami, naşir, sahip, şakirt eylemiş bizlere pek çok ağır müşkülat içinde kutsi hizmete muvaffakiyet ihsan etmiş. Zaman ve zemin sizlerle çok müştak olduğum uzun konuşmayı hoş görmediği için kısa kesip ruhu canımla her birinize binler selam maşallah barekallah derim. Bu mübarek şuhur selasede duanıza çok muhtaç kardeşiniz Sayit Nursi.